Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor bu organizasyon? Çok ilginç. Çok ilginç. Ve ben diyorum, nasıl Dilan Polatlar meselesi aslında bir fenomenlik değilse, benzer isimler dünya kadar çıktı. Bu işte hiç de sanıldığı gibi değil. Büyük bir organizasyon, bunu muhakkak irdelemek gerekiyor. Ama muhakkak irdelemek gerekiyor. Savcıyı durdururlar mı? Bu bir temiz eller meselesine döner mi? Bir. İki, Türkiye'de sporun ve futbolun ne kadar kirlendiğini gazeteci Murat Ağrel anlatıyor. Bir Tuzla Spor meselesi var. Bir Eyüp Spor meselesi var. Şike meselesi var. Peki bu nereye getiriyor? Şikeyi niye yapıyorlar? Eskiden şike bana yenil diye işte kazanması gereken takımın verdiği paraydı. O kadardı. Öyle değil. Öyle değil. Bunlar masum kaldı. Büyük bir bahis meselesi söz konusu. Milyonlarca doların döndüğü. Yani şöyle düşünün. Bir maç başlıyor. Diyorsun ki ilk 10 dakikada X futbolcu Enver gol atar. Fakat o takımın bırak gol atmasını mecali yok. Ama atıyor. Buradan parayı götürüyorsun. Diyor ki ilk yarıda 3-1 olur. 3 tane burası atar. Orayı da götürüyorsun. İkinci yarıda diyorsun ki şu isimli futbolcu maçı 3-2'ye getirir. Maç da 5-2 biter. Şimdi böyle bir senaryonun gerçekleşeceğini bu futbolda var. Ama sen böyle bir senaryonun gerçekleşeceğini nereden bilebilirsin ki bu kadar? Bunlar kazanılıyor. Bu paralar kazanılıyor. Ve futbol camiasındaki lümpenleşme, o kabadayılık, o diller, o meseleler, o haller falan birbiriyle iç içe. Menajer mafyası var. Yani transferlerle ilgili olarak. Bahis mafyası var. Şike var. Şimdi bir de bunların üzerine fon geldi. Bütün bunların masum olduğunu, Futbol Federasyonu bu işin dışında olduğunu, her gün hakemler offside mi bilmem ne mi diye tartışıyor. Ulan belli ki bu adamlar orada da bu işin içindeler. Kim? Kaç kişi? Devletin neresine kadar uyanıyor? Fatih Terim'in niye dokunulmazlığı var? Türkiye'de neden Fatih Terim'e gazeteciler soru soramıyor? Neden Fatih Terim'e en büyük paralar ödendi milli takıma geldiğinde? Ne oluyor? Fatih Terim demiş ki bu yaştan sonra böyle anılmak istemiyorum. E anılma. Anılma. Kendin ettin, kendin buldun. Ve öyle bir hale gelmiş ki şimdi bakın futbolcuları kim tehdit ediyor bilmiyorum. Ancak bu futbolcu meselesinde de çok ilginç bir yere doğru gidileceğini tahmin ediyorum. Çünkü futbolcuların kaybettikleri para çok büyük. Çoluğun çocuğumun rızkını sana verdim seçil diyor. Paralar giderken iyi ama daha sonrası kötü. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Her birinin soruşturulması gerekiyor. Bu parayı nasıl topladın? Bu parayı kime verdin? Arkadaşlar bu mesele bu düzenin çürümüşlüğünün nerelere karşı kadar sirayet ettiğinin ve memleketin bütün bunun altında baksanıza sapık bir şey, pedofil bir şeytan suratlı imam, engellileri tamamen faşist bir söylemle şehrinden kurtarmak isteyen şey AKP milletvekili. Efendim ondan sonra artık giderek radikal milliyetçi bir partiye üye olmuş bir pop müzik sanatçısı. Doğal hakkı, bu tuhaf değil ama tabloyu çiziyorum size. Bir Diyanet İşleri Başkanı prompterdan bağlı olduğu sarayın başındaki Cumhurbaşkanı gibi dua okur hale gelmiş. Ama paralar olağanüstü alsın götürsün. Ve Türkiye Milli Takımı'nı yönetmiş, ay yıldızı formayı giymiş isimlerin bir kepazeliğin içerisinde aleni vergi kaçakçılığı tutun, içinde karmaşık ilişkilerin olduğu, mafyanın olduğu bir tablo. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar, bu ülkenin bu halinde hala kokuşmuşluk yoksa ne var? Bu ülkenin bu halinde memleket çökmediyse ne var? Cumhurbaşkanının telefon açtığı ve bizim çocukların parasını verin dediği söyleniyor. Yani Cumhurbaşkanının parasını verin diyenler mafyaya mı diyor bunu, bankaya mı diyor? Nereden bulacak millet bu paraları? Yani ayrıca o parayı bulan kişilere de sormak lazım. Kimin parasını kime veriyorsun? Başka bir mesele. Bu ülkede dar gelirli, emekli, her türlü sıkıntı içerisinde olan insanlar, vergilerini hatta peşin veriyorlar.
dolaylı vergiler öyle oluyor. Peki ben burada soruyorum ya, yazık günah değil mi bu memlekete? Yazık günah değil mi emekçilere? Yazık günah değil mi evine iki lokma ekmek götüremeyenlere? Geçen gün söyledim, bir zeytin bir lira bu ülkede. Hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Üstelik buna rağmen daha bir enteresan tablo var. Bir zeytin bir lira, eyvallah. Fakat bir zeytinin bir lira olduğu memleketimizde, bakın bir zeytinin bir lira olduğu memleketimizde zeytin üreticisi de, narenciye üreticisi de, tarımla ulaşanlar da mağdur. Felaket.